Sormayacak mısın? Anlatırsın diye düşünüyorum. Dinliyorum. En baştan başla ama. Dikkatimi çekmek için, peşinden gelmem için, torpidoyu açık bırakmandan, arabayı almak yerine taksiyi tercih etmenden. Oraları anlamışsın zaten. İşte taksiye binip hastaneye gittim. Sonra... Tamamdır. Silahından ateş edilmiş gibi göstermem gerekiyordu. Bir el ateş ettim. Ses çıkmasın diye de toprağa. Kovanı da yanıma aldım. İz bırakmamak için. Gerçekten sana o raporu aldırtacağımı mı düşünüyorsun sen? Ben buradan da çıkacağım. Doğayı da alacağım. Mercan'ı benden geri alman için beni öldürmen gerekiyor. Silahını gördüğünü anlayınca harekete geçtim. Kendi silahımı belimden çıkarıp sanki o bana ateş etmiş gibi duvara sıktım. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun, delirdin mi? Ne yapıyorsun sen, beni mi vuracaksın? Yaklaşma. Bırak şunu, bırak şunu bana! Ceylin! Bırak! İşte sen geldin, silahı elimden aldın. Hatta masanın üstüne bıraktığında namlunun ucuna yapışan toprak masaya dökülmüştü. Ben de sen görme diye hemen onu yok ettim. Eren, Göksu'yu da al. Hemen gelin buraya. Sen gerçekten iyisin değil mi Ceylin? Sen geldin ya, daha iyi olacağım şimdi. Ya işte Eren'e silahımı verdim, odama koysun diye. Ya Filiz bana ateş etmiş gibi görünsün istedim. Aksini söylese de kimse inanmayacaktı zaten. Orada tek silah vardı. O da seninkiydi gibi olması gerekiyordu. Hemen al bunu. Hemen odama götür, bırak. Ceylin, bu ne ya? Al bu silahı, anlatacağım ben. Al şunu. Ceylin, Allah Allah. Al bunu, adliyedeki odama bırak hadi. Kimse de bir şey anlatma, sakın hiçbir şey söyleme. Bir de Yekta'ya söyle burayı halletsin. Etme Ceylin hadi ya. Hadi ya, benim için, Mercan için lütfen. Eren, silahı da alalım. Çekirdek burada. Görmüşsündür zaten. Kovan. Kovan da burada. Evet savcı. Filiz, Ceylin ateş etti derse bunu ispatlayamasınlar diye de elimi kaynar suyla yıkadım. İşte barut izi çıkmasın diye. Senin silahından çıkan kovanı da orada çöpe attım. Tamam, yalnızım. Korkmalı mıyım? Aç kulağını, beni iyi dinle, tamam mı? İkinci tekrarı yok. İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bir olay oldu. Ceylin temizlemeni istiyor. Anladın? Anladım. Anlamadım ama ya çok iyi anladım. Tamam. Bütün iddialarına karşılık silahım odamda diyecektim.
Eren odama silah bırakırken kendi silahından eksik kurşunu da tamamladı. Görüntülerle ilgili Yekta Bey ne istiyorsa onu yapalım. Kalender mi? Yekta da hastanedeki görüntüleri aldı ulaşılmasın diye. Sözüm söz Rıza. Yarın Tilmen Hukuk'a bekliyorum. Halledeceğiz senin işi. Allah sizden de Ender Bey'den razı olsun. Amin amin. Teşekkürler. Eren bir savcı olarak verdiğim emirleri yerine getirdi. Yani lütfen onu sorgulama. Sorsan da zaten hiçbir şey bilmiyor. Yekta da Yekta işte. Sonuç olarak Filiz'in Dalavere'yle heyetten rapor almasına engel olmak istedim. Başardım da. Zaman kazandım. Herkes şu an hak ettiği yerde. Şikayetimi de geri aldım. Yani aslında hiçbir şey olmamış gibi oldu ama aslında çok da şey oldu. Ama burada beni en çok üzen, en çok canımı acıtan şey ne biliyor musun? Sana verdiğim sözü tutmamış oldum. İyi, en azından farkındasın. Ama bedelini de Nadide Başsavcı'ya peşin peşin ödedim. Mesleğe uygun davranmadım. Savcılığı bıraktım. Artık bu zorlu, harika mesleği sana bıraktım savcı. Böyle tatlı tatlı anlatarak kendini cezalandırmış olmayı öne sürerek sana kızmayacağım, hiçbir şey demeyeceğim mi sanıyorsun? Kimsenin canı yanmadı. Ha, kimseye haksızlık da etmedin. Beni kandırdın, bana yalan söyledin. Kısa sürede, uzun vadeli bir yalan değildi. Ceylin, yalanın süresi mi olur? Yani bir günlük sayılmaz, haftalık üzücü, yıllık suç diye mi bakacağız? Söyledin mi söyledin? Ya tamam, onu diyorum işte. En üzüldüğüm yer orası. Hem ben anne olarak görevimi yaptım. Kızım için her şeyi yaparım. Sen de biraz affedici olabilirsin. Ayrıca bir dakika ya, şu an çaktım. Ya sen kendine öldü dedirttin. Ben de seni affettim. Hadi bakalım, bununla ilgili ne diyeceksin? Neymiş? Bazen insanlar sevdikleri için bazı şeyler yapabilirlermiş. Minik müdahaleler. Bak aslında bu da bir gelişme. Yalanını sürdürmedin. Ortaya çıkınca inkar etmedin. Sonucundan kaçmadın. Hatta sonucunu kendin koşup oldurdun. Evet. Bence büyük bir gelişme kaydettim. Hı. Ama bu gelişmeye dahil etmek istediğim bir şey var. Geçmişte bir hata yaptım. Şu an korkutuyorsun beni. Yani üniversite 3. sınıftaydım. Ya Mercan'ı bulduktan sonra böyle içimde kocaman büyüt bu vicdan azabı olarak. Bu hatayı düzeltmem gerekiyor. Günahlarımdan sıyrılmam gerekiyor. Şu an net korkuyorum. Nedir bu? Ceylin, anlatır mısın lütfen hemen? Üniversite 3. sınıftaydık. O zamanlar kankam oydu biliyorum. Mercan? Yanınızda yatabilir miyim? Tabii ki. Tabii, gel böyle. Gel. Gel. Gel böyle. Gel. Biz de şimdi babanla yatıyorduk. Evet.
Sarılalım mı sana?